Bana tabii gelen sorulardan bir tanesi de malum Atak 2 ilk uçuş. Bayağı evet. Böyle bir güzel haberleri alıyoruz. Evet, evet. T'yi ne zaman bunun motorunu Atak 2'nin yapacak? Yani daha önce de bu gündeme geldi. Tabii biz bütün motorları aynı anda geliştirebilme gibi bir lüksümüz keşke yok. Keşke olsa. Keşke olsa. Yani diğer şirketler bunları 100 yıllık sürece yayarak geliştiriyor. Önce 1500 beygirliğini yapmış, sonra 3000 beygirliğini yapmış. Bir 10 yıl daha geçmiş, şunu yapmış. Biz de 10 yıl içinde hepsini yapmak istiyoruz. Tabii bunu bir sıraya sokuyoruz. Tabii şu anda Atak 2'ye daha başlamadık. Yani çünkü daha öncelikli projeler var. TSM-400'ü bir kere seri imalat sürecinden bir geçirip çıkarmamız lazım. Helikopter ekibimiz tam gaz ona çalışıyor. Atak 2'yi şu anda ithal motorla şey yapıyorlar. Bunda sakınılacak şey yapılacak bir şey değil. Buna geçici motor diyorlar. Yerli motor hazır oluncaya kadar başka bir motorla da tabii ki yapıp satıp uçurabilirsiniz. Dünyada da böyle. Yani biz Boeing 737'yi siz şu arkanızda gördüğünüz motorla da Leap motoruyla da alıp uçurabilirsiniz. Ama Pratt Whitney motoruyla da alıp uçurabilirsiniz. Bizimki hazır olduğu zaman bizimkiyle de inşallah uçacak. Yani şu Atak 2 şu anda ikincil öncelikte. Birincil önceliğimiz bir an önce bu TS-1400'ü bir seri imalata olgunlaştırma şeylerini hızla tamamlamak. Tabii gelelim sizin TF-6000'e. Evet. Kızıl Elma uçtu. Anka evet. 3 gün sayıyor. Ukrayna motorları var. Evet. Ne durumdasınız? Vaziyetiniz nasıl bunlarla ilgili? Oraya geçmeden şunu da izleyicilerimizin bilgisine sunayım. Yani ya çok geç kalınmadı mı falan gibi şeyler duyuyorum ben de. Birinci olarak bu sınıfta bu teknoloji seviyesinde bir motoru geliştirmek yaklaşık 10 yıl sürüyor. Ben size söyleyeyim. Ve bunu geliştiren firmalar daha önce benzer motorlar geliştirdikleri halde 10 yılda anca yapabiliyorlar. Hatta bizim şu andaki bu TS-1400 motorumuzu projenin T0 anından ki Mart 2017'de T0 başladı projemizde. İlk uçuşu Nisan 2023. 6 yıl 2 hafta onu bile saydık yani yaklaşık olarak. Yani tam bir rekor. Niye? Çünkü ithal motor şu anda kullanılan ithal motor Google'da bulabilirsiniz. LHTEC 800'e girin. Proje başlangıcından ilk uçuşu yanlış bilmiyorsam 8 yıl. Fransızların Arano diye bir benzer sınıfta bir motoru var. 9 yıl. Yani başlangıçtan ilk uçuşu. Yani biz hiçbir şeyimiz yok. Altyapımız yok. Onları da kurarak 6 yılda uçurduk. Çok şükür. Gerçekten hızlı çalışıyor ekibimiz. Buradan bütün mühendislerimize, teknisyenlerimize, destek hizmeti veren insan kaynaklarından, mali işlerden, şarjcılarımıza kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir ekip işi. Ellerine sağlık. Dehşet bir hızla çalışıyoruz. Bunlar kısa süreçler değiller. Gelelim TF-6000 tarafına. Şimdi TF-6000'de de biliyorsunuz geçen sene Teknofest'te onu getirmiştik. Hatta diyorlar işte bak maket getirmiş falan. Zaten TS-1400'de ilk şey olduğunda maketini getirmiştik. Maketle başlıyor bu işte. Aynen. İlk önce tasarımı yapıyoruz. Bir maketini yapıyoruz. Hem gözümüzle görüyoruz. Sonra fuarda sergiliyoruz. O maket orada dururken bir yandan imalatı devam ediyor. Şu anda da TF-6000'in imalatı devam ediyor. Bir aksilik olmasa inşallah hedefimiz bu yıl içinde marşa basmak. Nasip olursa seneye bu zaman Teknofest'te şu anda maketini gördüğünüz bu 10.000 versiyonu gelse TF-6000'in bir gerçeğini inşallah getirmeye hedefliyoruz. Herhalde 2025 gibi değil mi? Uçurur muyuz? İnşallah yani TF-6000'in ilk uçuş tabii bu platform çok daha karışık. Bağlı. Onlara bağlı ama uçuşa hazır hale gelmesi bir iki yıl daha sürer diye düşünüyoruz. Arkasından da ilk uçuşu gerçekleştirirsiniz. İlk çalıştırdığınız ilk prototip hemen binip de hemen milyar dolarlık ya da milyonlarca dolarlık bir ekipmanı riske test yapmamız lazım doğal olarak. Öyle kolay süreçler değil. TF-10.000'i de bir sorayım sizi yakaladım. TF-10.000 de zaten TF-6000 de paralel gidiyor. Aslında birebir aynısı değil. Aynı çekirdeği kullanıyor. O da birazcık farklı bir motor. Zaten art yakıcı eklediğiniz zaman bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Art yakıcı için biraz taze hava gerekiyor. Yani ötekinde hiç art yakıcı yok. Ona göre farklı tasarlıyorsunuz. Art yakıcının ilave bazı isterleri var. Ayrıca converging, diverging dediğimiz ayrıca kontrol edebilen bir nozzle sistemi, aktüatör sistemi, başka şeyler de geliştirmeniz ve eklemeniz gerekiyor. Sizi de geliştiriyor ama bu. Tabii ki kesinlikle. Zaten Milli Muharip Uçağın motorunun küçük bir modeli gibi. Zaten teknoloji geliştirme şeyi olarak başlamıştık.
TF10000'de aslında aynı çekirdeği kullanacağı için, motorun çekirdeği aynı olduğu için TF10 6000 ile TF10000 beraber gidiyor diyelim. Ama ilk önce 6000 versiyonu, art yakıcısı versiyonu çalışacak. Ondan sonra takip eden süreçte 2024'de herhalde bir başar mıyız? Bakalım, bakalım inşallah. Siz tabii Milli Muharebe güzel bir geçiş yaptınız. Bir sonraki sorumdu benim, evet. Bu. Ne durumdayız? Çünkü bir projeler geldi, böyle yaklaşımlar, son bilgileri de sizden alalım. Yani şu anda TR Motor şirketiyle beraber, o da Tayin'in bir şirketi. Beraberce TFX diyelim ya da Milli Muharebe, MMU demeyeyim. Milli Muharip Uçak diyelim. Buna da inşallah isim koyar Tayi. Pazartesi'yi bekliyoruz. Yani bir isim koyulsun artık, MMU demekten kurtulalım. Milli Muharip Uçak diyelim. Milli Muharip Uçağın motoruna da çalışmaya biz bizzat başladık. Yani ekip kuruldu. Şu anda 200 kişiyi geçtik. Sadece bu işle çalışan. Ciddi bir ekip yani. 200 tane mühendis. Dedike mühendis demek bu. Bunlara şeyleri katmıyoruz. Baş mühendislik ofisindeki süpervize eden mühendislerimizi, proje yönetim ofisinde destek verenleri, prototip atölyesinde vesaire de, onları hiçbirini katmıyoruz. Sadece analiz, tasarım yapan 200'ü geçti şu anda, gittikçe de artıyor. Ankara'da mı çalışıyorlar onlar? Yok, ağırlıklı olarak Eskişehir'de ekibimiz. Ankara ve İstanbul ofisinde destek veren birimlerimiz var. Ama çekirdek ekibimiz Eskişehir'de. Yani son durum, TR Motor üzerinden bu çalışmalar yapılacak. Siz de önemli bir... TR Motor yani şu andaki kurgu, tabii bunu Savunma Sanayi Başkanlığımız karar verecek. Şu anda bizim çalışma modumuz TR Motor proje yöneticisi ve biz ona mühendislik desteği veriyoruz. Büyük ekibimizde, altyapımız bizde tabii ki. Ciddi bir şekilde ilerliyoruz. Bir anlaşma resmi olarak imzalandığını varsayarsak ne kadar süre içerisinde motoru göreceğiz? Yani şimdi... Daha önce bir yerde sormuşlardı, bizden zor olanı değil imkansızı istiyorlar. Hep zaten imkansızı istiyoruz sizden. Ama bakın mesela TS1400'de verdim örneği, yani daha önce motor yapmış insanlar, şirketler bunu 8-9 yılda uçururken biz 6 yılda gerçekten müthiş bir hız yani. Bu aslında imkansız, çoğu kişi şaşırıyor yani. Ve ilk testinde hiç sorunsuz 10 günde bütün testleri, yer testlerini geçiyorsunuz. Bu da harika bir başarı. Allah nazardan korusun. Ekibimizin ellerine sağlık. Gerçekten beklenenin çok üstünde bir performansla geçti hepsini. Ama aynı şeyi şimdi Milli Muharip Uçağı motoruna bekliyorlar. Normalde bu sınıftaki teknoloji seviyesi gittikçe daha zora doğru gidiyoruz. Beşinci nesil isteniyor. Beşinci nesil bir savaş uçağı istiyorsunuz ki art yakıcıyı çalıştırmadan süpersonik uçuş yeteneği olan bir motordan bahsediyoruz. Bayağı zor bir motor. Sıcaklıklar, basınçlar, her şey uç noktalarda. Artık malzemenin limitlerini oynuyorsunuz yani. Son limitlerine kadar zorluyoruz. Elde edebildi bir de malzemeyi elde etmek de ayrı. O teknolojilere de paralel çalışıyoruz. Tabii bir yandan malzemeyi geliştireceksin ve uç malzemeyi geliştireceksin. Yani üçüncü nesili, beşinci nesili, son neslini geliştireceksin. Testlerini, karakterizasyonu yapacaksın. Çalıştığından emin olacaksın. Ondan sonra tasarımda kullanacaksın. Bir yandan tasarım çok hızlı bitsin diyorsunuz. Yani normal olarak bu sınıfta bir motor yaklaşık 10 yıl. Hatta bazı motorlar, mesela F-135'in motoru gibi motorlar 14-15 yılları bulmuşlar. Yani bizden istenen süre bunun, yani işte 10 yılın altında süreler için zorluyorlar bizi. Ya 8-8,5 yılda olur mu? Hatta 5 yılda oluyor. 5 yılda prototip bile, yani sadece imalatı 1,5 yıl sürer yani. Ya nasıl söyleyeyim yani? Her bir parçasına özel kalıp yaptıracaksın. Deneyeceksin. Ne bileyim, dövme kalıbı yapacak. Adam deneyecek, prosesi oturacak, sana bir tane dövüp verecek. Hem maliyeti yüksek, hem imal etme vakti çok uzun. Sadece tasarım hazır olsa imal etmesi, böyle bir motorun prototipini imal etmesi 2 yıl sürer. Tasarımı ne zaman yap? 5 yılda sen ilk motor yap uçur diyorsun ya. O kadar kolay bir iş değil gerçekten. Yani hep her zaman örnek verilir. Bir bebek bir anneden 9 ayda doğar. Hadi biraz işte vitamin takviyesi yaptınız, bilmem ne yaptınız, 7 ayda doğar. Yani isterseniz 7 tane anne olsun, bir ayda bir bebek almanız mümkün değil. Bunlar bir doğal fiziksel süreçler var. Bu analizi yapmadan, şu testi yapmadan bir sonraki adıma geçemezsiniz yani. Onları yapmak zorundayız. Onun yani doğal süreci 8 ile 10 yıl arasında, ama işte bizden istenen süreler daha kısa sürelerde yapın diyorlar. Hocam bir dokunduk, bina işittik ama gerçeklerde bunlar. Yok, işitmek değil, bunlar gerçekler. Ama realite de bu yani, isteniyor çünkü ihtiyaç var.
Burada çok geç kalmışlık var. Keşke diyorum yani 1930'larda Cumhuriyetimizin başında bunlar başlanmış olsaydı şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyorduk yani. Geç kalmaktansa bir an önce başlamak, yani yürümek. Arada çok ciddi bir fetret devri. Cumhuriyet'in başlangıcında aslında biliyorsunuz 30'lı, 40'lı, 45'li yıllara kadar bir şeyler yapılmış. Sonra bunlar ne yazık ki korunamamış yetenekler. Yok olmuş gitmiş. Arada bir fetret devri var. Tekrar son 10 yılda çalışmak gerekiyor. Son 10-15 yılda tekrar devletimiz bu işe Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyle de önem verdi, bütçe ayırdı, imkanlar. Tabii şu da var. Şimdi deprem oldu. 11 il etkilendi. Yani milyonlarca nüfus. Milyonlarca yani, dolar. Ya, hani, canlar tabii. Ölenlere Allah rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Gerçekten çok acı. Yani aileden kayıp çıkmayan hiç aile yok gibi. Yani çok acı bir durum. Acıyamayacaksınız. Bu insanlar her şeyi kaybettiler. Devlet bunlara destek olmak için bakın 45 günde 50 günde ev yapmaya çalışıyor devlet. Yani dehşet bir hızla. Çünkü adam sokakta. Tabii kaynakları buraya akıtıyorsunuz. Bu bizim projelerimiz milyar dolar istiyor. Yani bu milli muharip uçağın sınıfında bir motorun geliştirme bedeli açın bakın. Google'dan şeye F-135'e, F-119'a kaç milyar dolara çıkmış. 7 ile 10 milyar dolara çıkıyor. Hani biz Türkiye'de bunu daha ucuza yapacağız. Yani nereden baksanız 3-5 milyar dolar aşağı çıkmaz yani. Malzeme gene aynı malzeme. Hadi işçiliği yarı yarıya ucuz yapsanız o malzeme çok pahalı. Kobalt, nikel. Dünyanın en pahalı alaşımlarından süper alaşımlar yapacaksınız. Bunlar bedava olmuyor. Tabii ki TS-1400 Gökbey'i uçurdu. Şimdi sırada TB3 ve PD-170 var. Orada ne durumdasınız? PD-170 biliyorsunuz Anka ile ilk uçuşunu 2018'de yapmıştı zaten. Yeni bir hava aracı olarak sıfırdan. Aksungur'la şu anda uçmaya devam ediyor. Saat biriktiriyor. Seri imalata girmesi için Aksungur'la. Anka'ya seri imalat olarak 40 tane bir sipariş almıştık. Onları teslim etmiştik. Şimdi sıra Aksungur'da. Aksungur'da seri imalata girmesi için belli bir uçuş saatini, test uçuş saatini tamamlanması çalışması devam ediyor. Test uçuşları devam ediyor. Aslında güzel tarafı Sayın SSB Başkanımız İsmail Bey de tweetinde belirtti. Biz Gökbey'i milli motorlarımızla uçururken o sırada aslında Aksungur'u da PD-170 ile uçuş testindeydi. O gün bir 4 saatlik bir uçuş test uçuşu vardı programda. O uçuşu yaparken de yukarıdan videoyla bizim helikopterimizi bizim motorlarımızla uçarken de videosunu da çekti. O da büyük bir gurur. Yani aslında İHA motorlarında çok daha iyi durumdayız. Yani başka yerlerde de söyledim. Gökyüzünde 50 bin saati geçmiş İHA motorlarımız var. Sadece uygulamayı ve nerede kullanıldığı konusunda söyleyeceğiniz var, söylemeyecekleriniz var. Söylemememiz isteniyor. Biz de saygı duyuyoruz ama uçuyor motorlarımız şu anda. Ve hiçbir sıkıntısı yok. Hatta ordumuz kullanıyor. Biz bu motorlarımızı kullandıklarını unuttuk neredeyse. Sadece bize yeni bir motor ihtiyacı olduğunda bakım zamanı geliyor. Hiç arayan soran yok. Hani İngilizce demek ki sorun yok ki aramıyorlar. İngilizce'de bir deyim vardı. No news is good news diyorlar ya. Aranmıyorsa sorun yok. Allah sorunsuz uçuyorlar. Çünkü niye? Olgunluk şeyini tamamladılar. Aynı şey PD-170'te de bu saatler biriktikçe olgunlaştığında ufak tefek çıkan problemleri çözüyoruz. Bunlar çıkınca hızlı bir şekilde bunlar da seri imalatta Aksungur'da da inşallah girecek. TB3'ü de bekliyoruz dört gözle. Aslında onlar da zannediyorum bu Teknofest'i bekliyorlardı. Teknofest'te şu andaki TB3'ümüz bizim motorla, yerli ve milli motorumuzla gururla burada. İnşallah Teknofest'ten sonra da en kısa sürede uçmasını bekliyoruz. Yapabiliriz. Yapabiliriz ne ötesi? Yapıyoruz. Yaptık. Uçurduk. Envantere de soktuk. Şeyi de bu arada söyleyeyim. Yani tamamen yerli motorları konuştuk. Uçan motorlarımızı. Kargı mesela şu anda seri imalat siparişi bekliyoruz. Uçtu. Efes tatbikatında da uçtu. Bizim motorlarımız da uçtu. Bu arada milli yerli ama milli değil. Lisanslı üretim yaptığımız T-700 helikopter motorlarımız tamamen bizim üretimimiz. Ama lisans altında üretim. Tasarımı Genel Elektrik'e ait biz üretiyoruz ama. Bu motorlarımızda seri imalatta biliyorsunuz haftada bir üretme kapasitesine kadar çıktığımızı söylemiştim. Şu anda da geçen sene itibariyle bizim motorlarımızda üretilmiş helikopterler jandarmaya teslim edildi ve jandarma şu anda kullanıyor. Bizi arayan soran yok.
arayan soran yoksa problemsiz uçuyor demektir. Envanterde uçuyorlar maşallah. Peki pazartesi günü tören var 1 Mayıs'ta TUSAŞ'ta. Evet. Milli Muharip Uçağı da orada böyle bir hızlı bir taksi testi göreceğiz. İnşallah. Orada da F110 motorları var. Sizin evet. en herhalde uzman evet. olduğunuz konu. Onunla ilgili ne durumdayız? Çünkü ilk bloğunda yine F110 evet. motorları kullanılacak General Electric'in. Doğru. Şimdi aslında biliyorsunuz şu anda hava kuvvetlerimizin kullandığı bütün F-16'ların motorları Eskişehir'de üretildi. Hani üretildi derken parça parça üretilmedi ama parça parça getirilip motor haline getirilip 29 bin libre itki üretecek motor haline getirip testleri, kalifikasyonları tamamladı, teslim edildi. Şimdi Milli Muharip Uçağı'nın motorunda da bu ilk parti motorların, ithal motorların, bizim yerli motorumuz gelişinceye kadar kullanılacak motorların teyide yerli olarak üretilmesi için pazarlıklarımız devam ediyor. İnşallah hani F-16'larda olduğu gibi Milli Muharip Uçağı motoru da hiç olmazsa tasarım ilk uçanlarda, tasarım bizim olmasa da imalatı bizim olsun. Eskişehir'de üretilmiş motorlarımıza uçalım diye sıkıştırıyoruz Genel Elektriği üretim lisansı alabilmek için. Güzel haberler bekliyoruz o zaman. İnşallah. Ondan da. İnşallah. Çok çok teşekkürler, iyi fuarlar, kolay gelsin size. Sağ olun, teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için.